Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Esat Yalçın'la birlikteyiz ve İstanbul'daki tünelleri, Türkiye'deki tünelleri konuşacağız. Hemen şimdi görelim hatta Esat Yalçın Hoca hoş geldiniz demeden arkamızda göstersin video volü yönetmenimiz. Ve işte o tünellere yolculuk yapacağız. Oynatın arkadaşlar aynı zamanda videoyu da. Bakın hiç girilmeyen yerlere girdi Esat Yalçın ve ekibi. Hem de Bulgaristan'a kadar giden tüneller bile var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi tabii hem metafizik konuşuyor Esat Yalçın hem de yeraltı kaşifisiniz aynı zamanda. Çok çarpıcı görüntüler çekiyorsunuz. Önce bu görüntüyle başlayalım. Sesini de biraz açın arkadaşlar. Bir duyalım. Burası neresi şu anda? İstanbul'un altındaki Ayasofya'nın tünelleri gerçek mi? Bulgaristan'a kadar tünel var mı? Hepsini soracağım. Sesini aç Sergen, duyalım bunu. Burası neresi Esat Hocam? Şimdi şöyle, bu yaklaşık bir saatlik video. Burada İstanbul'un aslında birkaç yerini görüyoruz. Yani bu videonun tamamında birkaç yerini görüyoruz ama şu anki sahneden konuşmak gerekirse bu biraz daha böyle Sultan Gazi taraflarında Cebeci tarafı mı? Evet, var olan bir bölgesi. Burası bir mağara girişi. Biraz daha böyle hani yeraltı keşfi falan o kısmını da anlatmak gerekirse hani Türkiye'de birçok... Nereden girdiniz bunu hocam? Nereden girdiniz, nereden çıktınız? Bu aslında bir uzun süreli hani bir önceki programlarda da konuştuğumuz gibi böyle biraz daha uzun süreli bir projeydi. Bir tam buçuk ekran verin, sesini de verin. Bir buçuk yıllık projede de biz ilk başta aslında İstanbul'un en batısından başladık. Biraz daha işte o Silivri ve işte o Büyükçekmece hattından aslında biraz daha başlayarak geldik. Ve daha sonrasında da işte biraz daha hep konuştuğumuz Fatih Yarımadası'na doğru devam ettiğimiz Ayasofya'nın ve işte biraz daha İstanbul'un başlangıç noktasına seyahat ettiğimiz bir güzergahtır. Oo, peki bana gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii demek ki o efsaneler gerçek mi Esat Hocam? Yani İstanbul'un altı tünellerle mi dolu? Açılmamış. Evet. Ama siz burada açılmamış tüneller. Bunlar yani daha kimse girmemiş. Bakanlığın ya da herhangi bir yerin çalışması yok değil mi buralarda? Açılmamış tünellere giriyorsunuz siz. Bazı yerlerinde açık pozisyonda olanları var. Yani Bizans'tan kalma noktasında bazen aslında açık olan yerler var. Ki buradaki en çok aslında İstanbul'un yeraltı bağlantılarını konuştuğumuzda iki tane şeyi konuşuyoruz. Birincisi Bizans'ı konuşuyoruz. Roma İmparatorluğu'nu konuşuyoruz daha doğrusu. O Doğu Roma'dan Batı Roma bütün aslında güzergahları arasında bir yeraltı geçişi ayarladıklarını konuşuyoruz. İkincisi burada bir de Osmanlı işin faktörüne giriyor. Özellikle Mimar Sinan buradaki çok büyük rol oynayanlardan birisi. Çünkü birçok tüneli ya su yoluna çevirmiş İstanbul'da ya da işte tam tersi su yollarını da tünele çevirdiği bazı özel yerler de var. Hocam çok aynı zor şekilde. Bir şey bu. Yani burada daralmıyor musunuz? Yanınızda her şey var herhalde değil mi? Şöyle genelde yaptığımızda 3 kişilik bir işte içeriye giriş. 3 kişi de işte minimum dışarıda beklediği bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ki yani belirli saatler içeride kalıp çıkma durumumuz olsun. Bazı yerlerde nereden çıkacağımızı biliyoruz ama bazı yerler nereden çıkacağımızı da bilmiyoruz. Yani içeride sürekli böyle işte atıyorum ikili, üçlü seçenekli güzergahlar ayrıldıkça biraz daha böyle işte o anki cesaret ve keşfinize kalmış daha fazla girdiğimiz, daldığımız yerler oluyor ki bu videoda bakın da öyle nasıl aradan geçmeye çalışıyorsunuz. O sırt çantasının girmediği birçok bölgeler var. Yani aslında biraz riskli mi? Evet riskli. Yani en basit çantam bile bir yere takılsa orada bir çökme yaşatabilirim. Muhtemelen de işte hani genellikle şunu yapıyorum işte çantamızda girdiğimizde minimum öyle 3 saat 4 saat bizi bir şekilde o enkaz altında kalmadaki gibi hani biraz daha böyle hayatta tutabilecek temel şeylerimizi yanımızda taşıyoruz. Dediğim gibi dışarıda bir ekipten birini bırakmaya özen gösteriyoruz zaten ki hani belirli işte 4 saatlik çalışmaysa ya da işte 6 saatlik çalışmaysa içerideki çıkmazsak eğer bir şekilde yardım çağırsın ya da başka bir şekilde gerekli yerlere haber versin diye böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama ben biraz daha işin böyle cesaret de demeyeyim aslında o işin de heyecanlı kısmındayım. O yüzden böyle hani girdiğim dakikada özellikle bir emek harcadıktan sonraki kısmında işte gidilmez diye düşündüğümüz bir yer bile varsa yani yanımdaki diğer ekip arkadaşları gidilmez dese bile oradan böyle buraya kadar geldik tabii, hani gitmem gerekiyor diye böyle biraz daha gittiğim yerler oluyor. Şimdi Esat Hoca aynı zamanda burada mağaralardaki bu tip tünellerdeki metafizik çalışmalarını yapıyor. Birazdan onu da konuşacağız. Yani bu işin metafizik boyutu var. Evet. Burada bir enerji var. Metafizik evet, unsurlar var. Mutlak karanlık var bir kere zaten. Değil mi? Evet, birazdan evet, onu konuşacağız. Mutlak karanlık var. Peki Esat Hocam şimdi bu Cebeci Sultan Gazi tarafı dediniz. Ayasofya'nın altında, İstanbul'un altında ben de daha önce girmiştim tünellere ama nereye kadar giden tüneller var? Nereye çıkıyor? İstanbul'un altındaki yollar Bulgaristan'a bağlanıyor mu? Önünüzde birçok gördüğüm kadarıyla çizimleriniz de var aynı zamanda. Nereye bağlanıyor bu tüneller?
Şöyle, birincisi zaten Roma İmparatorluğu'nu konuştuğumuz dakikada Doğu Roma ve Batı Roma diye ayrıldığı yer. Yani Doğu Roma dediğimizde başkenti İstanbul, işte Ayasofya'nın olduğu yeri konuşuyoruz. Batı Roma'da işte Vatikan'ı konuşuyoruz. Bunun ikisinde de binlerce yıldır, binlerce yıl yaşam sürmüş bir imparatorluk ve bir medeniyet var. Ve bunun içinde birçok güzergahını aslında yer altından yürütmeyi de tercih etmiş. Çünkü burada aslında biraz daha şey de devreye giriyor. Yani Hristiyanlıkta, Musevilikte ya da işte Müslümanlıkta da var olan o haç yolculukları devreye giriyor. Hangi devlet, hangi imparatorluk, hangi krallık olursa olsun o haç güzergahını bir şekilde zaten koruyor olması gerekiyor. Yani bütün tarihte böyle. O yüzden İç Anadolu'da ya da işte İstanbul'da ya da biraz daha işte Bulgaristan'a doğru konuştuğumuz yerde zaten mevcut bu tünellerin birçoğunun yapılış sebebini ya askeri ya da işte aynı şekilde dediğim gibi halka yapılan bir hizmet noktasında aslında düşünebiliriz. Ama birçok yerde de zaten özellikle Hristiyanlık içerisinde şeyi konuşuyoruz. İşte o mağaralarda manastıra dönüşmesini konuşuyoruz. Yani dini bir eğitim yapıldığı ya da işte dini yaşamak isteyen insanların biraz daha kaçtığı inziva yerleri olarak konuşuyoruz. Burada da şimdi İstanbul'da özellikle iki tane çok büyük yer var. Birincisi bunun Yarımburgaz Mağarası. Birçok kez konuşuldu. Birçok yerde de aslında çeşitli şekilde anlatıldı. Hani yok oluyor, biraz daha korunması lazım diye. Şimdi Yarımburgaz Mağarası'nı konuştuğumuz yerde biz Paleolitik çağdan kalma, yani milattan önce 300 binden kalma bir mağarayı zaten konuşuyoruz ve devasa büyüklükte. Afakanlar geliyor. Bu Yarımburgaz Mağarası devasa büyüklükte ve Yarımburgaz Mağarası'nın içerisinde... Yarımburgaz'ı bilmeyenler için Yarımburgaz iki telli. Küçükçekmece. Küçükçekmece tarafında. Evet. Temin yanında. Buralarda mesela hani yapılan içerideki işte o profesyonel tabii ki de bir yolculuk yaptığınız dakikada zaten hiçbir şey yapmasanız da hani Edirne Kapı'ya işte ne bileyim Fatih'te belirli yerlerden falan zaten o güzergahı çizmiş oluyorsunuz. Yerin altından zaten devam ettirmiş oluyorsunuz. Ama ikinci noktasında bir de bunun bir merkezi var. İşte o Ayasofya dediğimiz çok önemli bir merkez. Yani dinler açısından da çok önemli bir merkez. Birazdan da ezoteri açısından önemli bir nokta. Burada da yaparken oraya o inşayı, o planlamayı yaptıkları dakikada inanın ki bütün her yer aynı o milyon taşında olduğu gibi işte her yere kilometreyi yazdıkları gibi her yere bir de güzergah da yaratmışlar oradan ki gerçekten o yazılan kilometreleri hesaplayabilecek bir unsurları da aslında biraz daha dönüştüren yerler yapmışlar. Şu an işte o Fatih Yarımadası'nda mesela birçok yerde hala insanlar hani biliyorlar veya da işte dolaşabilirler. Bazı dükkanlar ya da işte halıcılar oradaki biz şeyler birkaç falan. Dükkana girdik öyle. Evet, hepsinin evet. Altında sarnıçları ya da yapıları sarnıç mevcuttur. Var, evet. Hala korunmuştur. Bunun bir de korunmayan ya da işte ortaya çıkartılmamış bazı kısımları var ki onları anlamak için de aslında çok fazla böyle yerin altına çok girmeye de gerek yok. Yani ben hep onu söylüyorum. İşte yukarıda böyle Sultanahmet'te dolaşırken sadece milyon taşının yanındayken bile mesela yere batan sarnıcın yanında mevcut asfalttan şu anki zeminden aşağı olan boşluğa, çukura bakarsanız zaten ne kadar yerin altında, ne kadar şehrin daha devam ettiğini çok basit bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani her şey bizim şu anki mevcut üzerine diktiğimiz İstanbul'un altında kalan bir dünyası var. Şimdi o yüzden bu dünyayı konuşurken de aslında birçok güzergahları konuşuyoruz ama burada en büyük sıkıntımız şu, içeriye girdiğimizde hep bunu söylemeye çalışıyorum. Birçok yerde mesela hiç keşfedilmemiş yer desek bile inanın ki o bir kaçak kazı çalışması yapan arkadaşların hani bir tahripleriyle zaten öyle karşılaşmış mi oluyoruz. Yani hani bir şekilde oralar patlatılmış, dinamitlenmiş ya da kazılmış oluyor. O yüzden bazı işaretleri takip etmek, bizim güzergahları takip etmek dediğimiz şey bazı yerlerde çok zorlaşabiliyor. Yani belki bu kadar dar olmasa bile oradaki yapılan bir kazının işte çıkan toprağı sonucunda daha da darlaşmaya başlıyor ve mevcut o sistemi aslında çözemiyoruz. Ama ikinci noktada ne zaman nereye gidersek, özellikle mesela burada da öyleydi. 90 metre bir dikey aslında aşağıya doğru, yerin altına doğru 90 metrelik bir iniş yapıyoruz ve yaklaşık bir 130 metre ileriye çok doğru acayip yatay mesafe gidiyoruz ve bulduğumuz şey orada, bu videoda şu da paylaştık. Tam ekran versenize bir Sergen, çok acayip görüntü bu. Bu videoda da paylaştığımız bir mermer buluyoruz biz burada, yani hani işlenmiş bir mezar taşı gibi, bir lahit kapağı gibi bir şey buradan çıkartıyoruz ki 90 metre derinlikten aslında bunları tamamen yapıyoruz. Şimdi o yüzden o İstanbul'un en basit örnekle şunu söylemek gerekirse işte o bir 50 metre altına, 60 metre altına kadar
yepyeni bir dünya bulabilirsiniz. Yani bunu söyleyebilirim. Yani Bulgaristan'a kadar gidiyor tüneller. Evet. Burada mesela bunu en çok Mimar Sinan düzenlemiş Osmanlı'da ama şu an aktif bir şekilde Bulgaristan'a kadar, Yıldız Dağı'na kadar çıkan bir tane tünelimiz var. Buradaki içinde dolaştığımız yerlerden bir tanesi de zaten o. Yani siz bizzat bu tünelde dolaştınız. Evet. Bu yaklaşık dediğim gibi 1,5 yıl süren bir çalışmaydı. Bu 1,5 yıl süren çalışma sonucunda bütün İstanbul'un yeraltı haritasını çıkartmakla alakalı bir şeydi ki bu İstanbul'dan kastımız yani Türkiye'nin biraz daha aslında hem kuzey sınırına hem de biraz daha işte o Anadolu sınırına kadar olan bütün pozisyonlarındaki yaptığımız çalışmalardı ki bunun içerisindeki aslında İstanbul'da birçok o efsane olarak anlatılan işte atıyorum Boğaz'ın altındaki gizli geçitler dediğimiz işte Kız Kulesi'ne giden tünel dediğimiz bunların hepsi mevcut bir şekilde var. Sadece bazılarında yaptığımız çalışma işte bir günde girebiliyoruz. Bazılarında atıyorum bir haftada girebiliyoruz ki bunun içerisinde hem teknik giriyor, bunun içerisinde hem bir yandan da işte aslında metafizik dediğimiz sistem de bir yerde devreye girmiş oluyor. Karşılaştığınız durumda işte. Yani tabii yani insan burada ne hissedeceğini, ne düşüneceğini. Şimdi tabii bunun metafizik boyutu var. Oraya soracağım ama bu İstanbul'daki bu tünellerin haricinde Türkiye'de mesela Kapadokya bölgesi zaten hep evet, tüneller. Anadolu. Kayseri'ye ben girmiştim. Talas galiba. Hatay, Antakya civarı Antakya, çok tüneller var. Anadolu'yu birbirine bağlayan tüneller var mı? Mesela Kayseri ile Antakya birbirine bağlanıyor mudur? Kesinlikle bence olmalı. Temin söylediğim şey işte o haç güzergahları dediğim şeylerde aslında bu biraz daha Anadolu'da da aynı şekilde tutulan bir şey. Yani Anadolu'ya da bir geçiş olması gerekiyor. Bir yandan da o kutsal vaat edilmiş topraklara yani Mezopotamya'ya da bir geçiş olması gerekiyor. Üç kademeli devam ediyor olmanız gerekiyor. Ki zaten biz Mardin'de, Urfa'da ya da işte etrafındaki bütün o oluşumların olduğu yerlerdeki mağaraları incelerken yeraltı şehirlerini de zaten konuşuyoruz. İkincisi oradan dediğiniz gibi işte Kayseri'ye, Nevşehir'e, Niğde'ye biraz daha içeriye doğru geldiğimizde zaten aynı şekilde yine bağlantıları devam ediyoruz. Yani mesela Nusaybin, Mardin Nusaybin. Nusaybin biraz daha bambaşka bir yer. Nusaybin biraz daha metafizik olarak önemli bir nokta. Orası Cin Tepesi diye bahsettiğimiz bir yer vardır. İşte Gırnavaz diye bir semtte. Oradaki o biraz daha aslında bizim bir önceki programda farklı konuştuğumuz yedi kabileyle alakalı. O birinci kabilesiyle alakalı. Peki var bir İstanbul'da Çatalca'da çok var. Çatalca. Şile'de var. Şile'deki mağaralar ama daha çok değil evet mi? Şöyle Şile ve Anadolu yakası öyle söyleyeyim daha doğrusu. İstanbul'un Anadolu yakası biraz daha hem Türkler tarafından daha çok kullanılmış. Yani Müslümanlar tarafından daha çok kullanılmış. İkincisi orada kullanılan Bizans tarafından kullanılan mağaralar da ya zindan olarak kullanılmış ya işte bir sürgün yeri olarak kullanılmış gibi yani hani biraz daha negatif duyguları barındıran yapılar. Avrupa yakasındaki yaptığımız şey tamamen aslında buradaki o avam sınıfına değil de tamam hani şeye krala ve işte biraz da aslında soylulara yönelik bir şekilde yapılmış yapılar, yeraltı oluşumları ya da binalar tamamen görüyoruz. Karşı tarafta biraz da aslında sürgün yapısı görüyoruz ki bence burada zaten o hem Sarayburnu dediğimiz kısım, bizim işte o Fatih Yarımadası'ndaki tam o Halic'in işte biraz daha işte Anadolu'yu da gördüğü kısımları en yakın güzergah olarak gördüğümüz kısmıdır aslında. Buralardan da işte birçok aslında şeyi konuşabiliriz. Yani işte karşıya Anadolu'ya geçen var mı denediniz mi? Yani İstanbul Boğazı'nın altından geçiliyor mu? Evet, geçiliyor. Yani bunun için iki tane farklı şey söyleyebilirim. Bunun işin siyasetine çok girmek istemiyorum. Çünkü hani bazı kelimeleri söylemek işin siyasi kısmında bir şeyleri değiştiren bir şey. Ama mesela Avrasya Tüneli dediğimiz şey bizim şu anda çok uzak bir teknoloji değil. Yani hani zaten mevcut bir şeyin var olan bir yapının yakınlarına taklit edilmiş bir yapı olarak aslında söyleyebiliriz bunu. Aslında bu tip zaten tüneller var diyorsunuz. Evet. Yani hepsi biraz daha işte hep o şeyleri işaret ederken yeni bir şey yapılıyorsa bir kere şeyi sorgulamak gerekiyor. Yani hangi bilgiyle orayı tercih ettik? Yani ne için burayı tercih ettik? Hangi bilgi buraya geldi de arkasından? Veyahut da işte buradaki akıntının oranı neden biraz daha düzgün ve doğru. Yani aslında bu İslamiyet'ten... Yani mühendisler de bunu seçerken bu yollar biliniyor ve ona göre seçildi diyorsunuz. İslamiyet'te bir hikaye vardır. İnternette böyle yazarlarsa bulabilirler. Aziz Mahmud Hüdayi'yi bilenler de bilir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir hikayesi vardır. İşte o karşıda kayıkla geçtiği ve denizin hiçbir dalgalı olmadığı, her yer dalgalıyken onun dalgalı olmadan temiz bir şekilde geçtiği bir hikayesi vardır ki aynı yerlerden bahsediyoruz aslında buralarda ki işte tam olarak zaten burada o tünel dediğimiz kavramın metafizikle bağlantısı da burada başlıyor. Yani nasıl peki? Bağlantı nasıl? İşte bu eğer ki bunu bir sadece bilimsel noktadan bir ölçü noktasında bir şeyleri tutarsanız işte atıyorum oraya değil de tüneli başka bir yere yapıp başka sonuçlarda karşılaşabilirsiniz. Ama eğer ki
bilgi dediğiniz şeyi de bir yandan ben ilmi de kovalayarak alıyorsanız ki işte bu ikisi birleştiği dakikada hem yapacağınız şey faaliyet daha kolay olur hem de zaten daha önceden mevcut olan bir gücü tekrardan ortaya çıkartmış da olursunuz. Bir tarihi de restore etmeye başlamış olursunuz. Yani bunlar işte dediğim gibi hani böyle çok böyle komplo kısımlarına girmek istemiyorum ama bütün hepsi İstanbul üzerindeki işte o şu anda restore edilen yapılar, Yerebatan Sarnıcı, işte bütün surların yapısı, bütün o tarihi yarımadayı aslında bir tekrardan elden geçmesinin birçok sebepleri mevcut olan şeyin farkına varılmasıyla da alakalı biraz daha. Yani hani mevcut bir tarih var, mevcut bir ezoteri var, mevcut bir hikaye var burada ve bunu zaten keşfedersek bunun içerisinde birçok şeyi aslında hem maddi hem manevi birçok şeyi de yakalamış ve çıkartmış oluyoruz. Peki bu tünelde mesela şimdi ekran getirir misin Sergen? Çok ilginç, güzel. Mesela bu tünelde karşılaştığınız metafizik unsurlar oluyor mu hocam? Burası yani herhangi bir tünelde diyelim. Burada karşılaştınız mı? Önce onu sorayım. Burada şu an izlediğimiz. Evet, burada karşılaştınız. Neyle karşılaştınız? Şöyle, burada çok dar bir yer vardı bu girdiğimizde. Videolarda tabii ki de yok o koyduğumuz şey de. Çok dar bir yerde yaşadığınız psikoloji biraz daha şöyle oluyor. Yani mesela ben oraya girdim ve orada tamamen sürünerek ilerlediğim bir güzergah. Ve ne kadar daha sürüneceğimi bilmiyorum. Örnek veriyorum, 10 metre gittim. Ve burada insan aklı biraz daha şöyle çalışıyor. Bir, zaten iki kişi gireceğiniz bir güzergah değil. Yani sırayla kademeli gitmeniz gerekiyor. O yüzden tek başınızasınız. Yaptığımız üçüncü katmanındaki işte o karşılaşacağımız şeyi halüsinasyon mu yaşıyoruz? Yoksa biz bundaki kendimiz bir şey yarattık, yani vizyon yarattık, yoksa mevcut bir şey mi yaşıyoruz? O yüzden buradaki ölçüt önemli. Benim oraya girdiğimde zaten zor bir pozisyon olduğu için hani ışıkta tutmak, işte biraz daha önümü keskin görmek zor bir şeydi. Karşılaştığım korkutucu bir şey vardı sadece. Hani çok tarif etmek istemiyorum ama benim korkmam ve bağırmama tepki verdim yani o şekilde. Ve sonra da zaten İkimiz de yani ben geri sürünerek kaçma hareketinde bulundum. O da aynı şekilde geriye doğru kaçma hareketinde bulundu. Sonra girmediniz mi oradan bir daha? Bir kez daha girdik ama o gün değildi. Başka bir gün sonrasındaki bir çalışmada devam ettim oradan. Öncesinde başka bir şekilde ilerledim. Peki metafizik unsurlar neden buralarda hocam daha çok? Şöyle bir kere İslamiyet üzerinden açıklamak gerekirse de zaten cinleri konuştuğumuz yerde mağaraları, dağları, nehir kenarlarına hapsedildiklerini, gönderildiklerini konuşuyoruz. Ama ikincisi, buralarda mağarayı konuştuğumuz yerde bir mutlak karanlık var. Işık yok yani burada. Işığın olmadığı yerde de birçok aslında metafizik aktif olabiliyor. Yani ışık dediğim bir şeyle metafizik görünür ya da görünmez hale geliyor. Tamamen işte kızıl ötesi ya da ultraviyole ışıkları konuştuğumuz dakikada bir şeylerin görünür olmasını da bu kavram üzerinden konuşuyoruz. Burada mağaraya girdiğiniz dakikada size zaten işaretleri okumanız gerekiyor. Aynı az önce Avrasya Tüneli hikayesinde söylediğim gibi. İşaretler, mesela gezi de yapıyorum. Mağaraya geziler götürdüğümde bazı güzergah var. Atıyorum 10 kere geçtiğim yer. Yani o mağaranın sonunda neresi, nasıl bir yer olduğunu biliyorum ama en son gezimizden örnek vereyim. Gerçekten abartısız söylüyorum. 200 tane, 300 tane yarasa gireceğimiz o tünelin girişinde duruyorlardı ve uçuyorlardı sürekli ve kesinlikle bizi oradan içeriye sokmadı ve gezi esnasında var olduğumuz için, yani yanımda bir 10 kişi daha var olduğu için, küçük çocuk da vardı aynı şekilde. Hani bu noktada dedim ki arkadaşlar, hani buradan devam edebiliriz. Evet, bu yarasaların içinden de geçebiliriz ama bana göre sorarsanız bu hareket, karşıda gördüğümüz hareket, buradan ilerlemememiz gerektiğini bana anlatıyor. Başımıza bir sorun gelebilir. Yani birisi en basit ayağını bile burkabilir. O yüzden ben bu sorumlulukta değil, bu bilgiyle ilerlemek istiyorum. Yani ben ilerlemek istesem de, orada gitsem de evet giderim ama bir sorun yaşayacağımızı düşünüyorum diyerek geri çıkıyorum. Mesela buradaki yaşadığımız bu hikayelerde de öyle. Mağarada bazen bir işaret görüyorsunuz. Bazen bir şey de aldatmaca da olabiliyor. İşte o kazı, kaçak kazı yapanların birçok aslında sıkıntı yaşadıkları durumu. Orada bir şey görüyorlar. Onu değerli bir şey sanıyorlar ya da başka bir şey sanıyorlar ama bir tuzak oluşabiliyor. İşte bir taşı çekiyorsunuz, üzerinize mağara çökebiliyor. Yani birçok aslında işin içerisinde o eski askeri stratejiyle yapılmış, bir yandan da metafiziğin hakim olduğu bir yerden bahsediyoruz. O yüzden buradaki her doku bozmaya çalıştığımız içeride bizde artık bir şeyleri değiştiriyor. Yani o yüzden ben bir sorun yaşamıyorum. Allah'a çok şükür bugüne kadar hiç sakatlanmadım bile. Ama her girdiğim yerde de saygı göstermeye çalışıyorum. Yani işaretleri takip ediyorum. Gitmem gereken bir yerse gidiyorum. Deneyimlemem gereken bir şey olacaksa da oturup onu orada deneyimliyorum. Yani bundaki o metafiziği fark etmek de işte bir önceki şeyde konuştuğumuz gibi. Birincisi, yağısı değişiyor. Genelde zaten mağaralar soğuk bir yerdir. Yani yazın da girseniz, kışın da girseniz fark etmiyor. Soğuk yerlerdir.
Buradaki ısı artışı bir kere yaşıyorsunuz. Ya da işte hava akışı yaşıyorsunuz. Ama mağarada en çok yaşadığınız şey bir ses duymayı çok fazla yaşarsınız. Yani insan sesi, konuşma sesi ya da başka bir çığlık sesi falan gibi, hani çocuk sesi gibi birçok ses duyarsınız. İkincisi, bu duyduğunuz sese bağlı olarak da hareketi takip edersin. Şimdi ses duyduğumuzda da içerisinde... Fısıltı şeklinde mi? Her şey olabilir. Bir normal konuşma da olabilir, bağırma da olabilir, işte köpek kedi sesi olabilir falan gibi. Hani taklitçi bütün sesler. Burada da mesela bizim ekibimle çalışma yaparken bir kuralımız var. Bir ses duyduysak hiç kimse birbirine bir şey demez. Hani çocuk sesi duydum demez, örnek veriyorum. Ses duyuyorsa ama herkes birbirine bakar. Sessiz olarak birbirine bakar. Biraz daha dinlemeye devam ederiz yine konuşmadan. Herkes ondan sonra ikinci kez teyitliyorsa ses duyduğunu, duydunuz mu deriz. Ama kimse kimseye ne duyduğunu da söylemez. Çünkü benim duyduğum şeyi belki o anda ona o gerçekliği hissettirebilirim. Yani ben çocuk sesi duydum derim, o da bana katılıyor olur. Yanlış bir bilgi olur. Ama herkes aynı anda aynı ifadeyi verecek ortamı sağlıyoruz. Ne duydun? İşte köpek sesi duydum. Ben de köpek sesi duydum. O da köpek sesi duydu. Örnek veriyorum. 90 metre derindeyiz. Burada köpek olur mu? Olmaz. Yüzeye yakın mıyız? Değiliz. Bütün ihtimaller o zaman işte metafizikte çalışmaya başlıyor ve bunu artık bir şey gibi düşünün. Birinin evine giriyorsunuz. O evine girdiğiniz dakikada da kim geldi diye böyle biraz daha aslında tanışmak isteyen bir yapı olabiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Buraya gelmeyin, buraya girmeyin, rahatsız etmeyin kıvamında da olabiliyor. İşte ikisinde birinde ya korkutarak bunu yapıyor. Korkutmadan kastım işte korkutucu sesler. Yani işte köpek havlaması, işte çığlık sesi ya da ne bileyim taşların yuvarlanması, taş fırlatmaları gibi metafiziksel hareketlerden bahsediyorum. Öbüründe de tanışmak istiyorsa eğer ortamda, burada da bize bir ısı değişimi yaratıyor birincisi. İkincisi işte bir hava akışı. Zaten hani hava akışının doğru olmadığı yerler varsa da düzgün bir hava akışı hissediyoruz. Yani bir nefes geliyor, bir rüzgar geliyor bir yerden ve oraya doğru yönelerek daha sonra ikinci aşamasına geçiyoruz. Ama buradaki ikisini de yaptığımız şey aslında benim özellikle ve benle beraber hareket eden kişinin yaptığı şey, biz biraz daha ilim bilim araştırma topluluğu dediğimiz, işte hani o ilim bilimi araştırarak, ikisini birbirine birleştirerek, yani evet böyle bir mağara var, evet bunun bir tarihi yapısı var, evet bunun bir dini ezoterik yapısı var, bir de metafiziksel yapısı var. Yani hepsini aslında bir araştırma, bir raporlama yaparak ve arkasındaki mantığı arayarak, yani evet bu adamlar Bulgaristan'dan Ayasofya'ya kadar tünel açmış ama niye açmış? Yani hani bunun neden uğraşmış? Ya da işte burada bu güzergah üzerinde, örnek veriyorum, Çatalca tarafını konuşmak gerekirse 4-5 yerde çok önemli manastırlar var. İşte Kıyıköy'de var, Vize'de var, işte Çatalca'da var. Hepsinde çok önemli noktalarda ve çok önemli bir dağın içerisinde, çok önemli bir toprak yapısının içerisine bu manastırları kurmuşlar ve burada bir de güzergah yaratmışlar kendilerine. Ormanın içerisinde girip çıkabilecekleri noktalarda, bütün aslında askerini ya da işte erzağını, her şeyini taşıyacağı noktada. Şimdi ikisinde de farklı şeyler var. O yüzden kesinlikle bu işin bir ilahi boyutunu gözetmişler. Yani hep aslında benim bir yerden mantıkta çıktığım o tüneller üzerinde ilerlerken de şunu düşündüm. Yani mesela bugün Edirne Kapı'dan örnek veriyorum. Trafiksiz bir ortamda Ayasofya'ya gitmeye kalksak minimum 20 dakika 30 dakika bir yolculuk yapıyor olmamız gerekiyor ama burada mesela Yarımburgaz'da özellikle girdiğiniz dakikada güzel bir güzergah yakalarsanız 15 dakika sonra orada yürüyerek çıkabilirsiniz. Yani anlatmaya çalıştığım şey aslında biraz da bu. Burada bir yandan da bir teknik de var. Yani hani adamlarda işte uçak yok, araba yok, bir şey yok. Hızlı olması gerekiyor ve bütün dünyanın üzerine dolaşmaları gerekiyor. Yani Bizans'ı, Roma İmparatorluğu'nu konuştuğumuzda zaten üç kıtaya, Osmanlı gibi hani büyük bir dünyanın hatta bölümüne, büyük bir tarih boyunca hükmetmesinden bahsediyoruz. O yüzden her yere o bizim demir ağlarla ördüğümüz metotlarla onlar da biraz da yer altından örmüş. Peki şu anda haritayı ördüm. Mesela şu ne hocam? Bakabilir miyim? Tabii ki. O kuzey tarafı. Bu Bulgaristan'a kadar giden kıyı şöyle göstereyim. Bilmiyorum zoom yapabilir misiniz? Trakya'nın kuzeyi. Buradaki çizilmiş yerler. Önemli kavşak noktaları herhalde. Böyle bir büyük bir harita çıkardınız mı hocam İstanbul'u, Marmara bölgesini? Çıkarttım. Dijital bir şey yaptık. Dijital bir çalışma yaptık. Bunlar biraz da aslında benim ilk şeylerim, karalamalarım diyebilirim yani. Ama biraz daha böyle manuel çalıştığımız, tabii ki de dijital koordinatlarla yaptığımız, koordinatlara girerek yaptığımız bazı çalışmalar var. Bir federasyonumuz var işte, Mağaracılık Federasyonu. Bu federasyonun içerisinde zaten birçok profesyonel mağaracı arkadaşlar orada paylaşılan listeler üzerine keşifler yapıyorlar. Yani birçok kere o platforma işte bilgi paylaşıyorlar, bir şeyler giriyorlar ama benim burada aslında hikayede kovaladığım iki tane şey var. Birincisi, ben tarihsel noktadaki güzergahları
ilerliyorum. İkincisi bir yandan da o listede keşfedilmemiş yerleri aslında seçerek böyle biraz daha sıfırdan bir şeyi, yani sıfırdan o haritayı çizen kişi olmaya aslında çalıştığım bir kısım var. İnanılmaz bir şey hocam. Tabii bu cesaret isteyen, eğitim isteyen ve metafizik alemine de vakıf olmayı isteyen bir durum. Peki şimdi yeni hedefiniz ne? Şimdi bir Anadolu ile alakalı aslında çalışma yapıyorum. İç Anadolu, işte Nevşehir, Niğde, hatta Antakya'ya kadar bir yaptığımız çalışma var. İkincisi İstanbul'la alakalı da şu an birkaç bir çalışma daha yapacağım ama biraz daha böyle artık şeye doğru, işte Kocaeli, Anadolu yakasında, Avrupa yakası değil. Kuzey Marmara, yani Anadolu yakasının kuzeyi de enteresan var. İşte o Şile'nin evet. olduğu taraflar. Mesela Şile'ye gezide düzenliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Orada evet. insanlara gerçekten de metafizik unsurları fotoğrafla çektiriyorsunuz. Bir önceki YouTube videomuzda vardı, bunu anlatmıştınız. Oradaki o mağaraları ve tünelleri nasıl keşfettiniz? Yani bunu nasıl keşfettiniz? Nasıl düşündünüz? O tünellerde metafizik olabileceğini düşünerek bunları insanlara gösterdiniz. Neden Şile? Şöyle. Neden Çatalca düzenlemiyorsunuz da Gezi Şile'yi düzenliyorsunuz? Şile benim çok böyle işte kişisel olarak da hani doğa aktivitesi falan böyle da işte hafta sonu kaçamağı yaptığım da bir aslında bir bölge. Ama burada ben Şile'de köylerini dolaşmayı ilk başta aslında tercih etmiştim ve köylülerle muhabbet etmeyi tercih etmiştim. Ve orada birkaç tane köy var. Özellikle hani isim de vermek gerekirse Sofular Köyü mesela. Sofular Köyü çok enteresan bir yer. Hani bu enteresan bir yer derken bazı insanlarla orada konuştuğunuzda buradaki eğitim seviyesi falan hiç önemli değil. Yani işte düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Havaya giderken değil mi Sofular evet. Köyü? Evet. Otel sahipleriyle falan konuşuyoruz. Hani birçok kişilerle konuşuyoruz ve ne diyorlar hocam? Bazı o hikayeler var ortak. İşte gece görülen ışıklar ya da işte ormanda yürüyen farklı bir bedenli birisi gibi. Hani birçok aslında anlatılan hikayeler var. Uzay bilimiyle alakalı da işte ufolojiyle alakalı da aslında o bölgeyle alakalı birçok çalışma yapan kişiler var. Beni de biraz bağlayan kısmı aslında ilk olarak Bizans tarihiyle alakalıydı. Orada iki tane mağara biliyordum. Bu iki tane mağarada işte zindan olarak kullanılmış, hapishane olarak kullanılmış Bizans mağaralarıydı. Bir tanesinde yaptığımız çalışmada girdikten... Ben o mağaranın yani biz işte az önceki söylediğim federasyondaki haritasına göre o mağaranın haritasında işte bir finali olduğunu, devamında çıkışının olmadığı vardı ama ben o mağaradan girdikten sonra yaklaşık böyle bir 1,5-2 kilometrelik bir mesafe başka bir bölgeden, başka bir köyden dışarıya çıktım. Yani bu onu yaptıktan sonra aslında biraz daha hikaye bende gelişti. Çünkü bunu yaptıktan sonra çıktığım bölgede böyle bir vadiydi. Ormanın içinde sık bir bölgedeydi. Bu sefer de işte artık küçük oyuklar böyle, küçük oyuk mağaraları falan aşağısında bulmaya başladım. Ve orada hikaye aslında biraz daha gelişti. Sonra Şile'de iki tane şey bana göre var. Bir, gerçekten hangi medeniyetleri bağlarsak bağlayalım. Hangi şeyleri yaparsak yapalım. Bütün... ezoterinin yüksek frekansının konuşulduğu, yüksek frekansların yaşandığı aslında bölge olarak söyleyebiliriz. Bunu oradaki yere halktan da dinleyebilirsiniz. Dışarıdan gelen araştırmacılardan da dinleyebilirsiniz. O yüzden güzel bir bölge. Frekansı yüksek ve temiz bir bölge. O yüzden Şile'nin bir yandan da aslında hem kuzey sınırını tutmak çok önemli. Bütün İstanbul'un kuzey sınırı bana göre önemli. Yani başladığı yerden ve bitene kadar ki bütün o sahil şeridi önemli. Buradaki Karadeniz'in hükmü aslında biraz daha çok önemli. Bu Karadeniz'in yarattığı bir de sahildeki oluşum mağaraları var. Yani o dalgalardan oluşan ve içeriye doğru giren, toprağın altından geçen bazı güzergahlar var. Bunları da işte birleştirdikleri önemli bölgelerden birisidir diyebilirim. Esat Yalçın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel ve akıcı anlattınız. Çok teşekkür ederim. Biraz şaşırdık, biraz ürperdik ama hepsini anlamış olduk. Önümüzdeki haftalarda yine Esat Yalçın'ı burada konuk edeceğiz. Canlı yayına da davet edeceğiz kendisini, ne var ne yok. Instagram'dan takip edin Esat Yalçın'ı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Mükemmel bir kitleniz var. Mükemmel böyle bir fikirler alıyorum, sorular alıyorum. Süper. Hani katkıları evet çok büyük. O yüzden size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Esat Yalçın'ı Instagram'dan takip edin. Diğer bir hesap neydi? İbat. İbat. Evet. Onu da takip edin Instagram'dan. YouTube'u da takip edin Esat Yalçın'ı. Ve ne var ne yok, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Birlikte yürüyelim. 450 bin aboneye açtık. Haydi artık 500 bin olalım deriz. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.